devasa bir oluşum. Günümüz için sıradanlaşan internet kavramının geçmiş dönemlerde mumla arandığını hatırlıyor musunuz? O dial-up bağlantılar, modem sesleri ve saatler süren yüklemeler. İnternetin ilk zamanlarında birçok insan ne olduğunu bile tam olarak anlamıyordu. O zamanlar sadece birkaç web sitesi vardı. Sosyal medya diye bir şeyden kimse haberdar değildi. Bugün ise her an elimizin altında sınırsız bilgiye erişim sağlıyoruz. Peki internet bu hale nasıl geldi? Bir zamanlar lüks olan bu teknolojiyi nasıl bu kadar içselleştirdik? Bu videoda internetin o nostaljik günlerinden bugünkü devasa gücüne evrilişine bir yolculuk yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Ben Neo Dispora. Belgesel tadında kalın. 9 Mart 1999'da ABD Başkan Yardımcısı Gore, bir kampanya mülakatı sırasında kendisinin de bilmediği bir şekilde tartışmaya konu olacak bir açıklama yaptı. İnternetin yaratılmasında inisiyatif aldım. Bu söyleminden sonra başkan yardımcısıyla alay eden bir dizi gazete makalesi, çizgi roman ve mim izledi ve 2000'lerdeki başkanlık seçimlerindeki adaylığı için yeni bir siyasi mizah dalgası başlattı. Komik. Gore, interneti cidden kendisinin yarattığını mı iddia etti? Pek sayılmaz. Aslında söylemek istediği şey, interneti 1990'larda olduğu gibi kolay erişilebilir ve güçlü kılan yasaların çıkarılmasının ayrılmaz bir parçası olduğuydu. Doğal olarak bu kelimeler bağlamından koparıldı ve hatta tamamen değiştirildi. Bu cevap, Gore'un oturup interneti tek başına bir teknoloji olarak tasarladığını ve inşa ettiğini iddia edecek kadar cesur olduğunu herkese anlatmak kadar ilginç olmazdı. Sözlerindeki öngörü eksikliği yanlış bir bilgilendirme akımına yol açtı. Bu olay sonunda geçerli ve yakıcı bir soruya dönüştü. Eğer interneti yarattığı için övgü alamıyorsa, o zaman kim bu övgüyü hak ediyor? İnterneti kim icat etti? 1989 yılında World Wide Web'i yaratan ve nihayet 1991 yılında kamuoyuna duyuran kişi Tim Lee'dir. Açıkçası bugün internet olarak tanıdığımız şeyin kurucusu o değil mi? Aslında hayır. Okulda bize gerçekler adı altında öğretilen pek çok şey var değil mi? Franklin elektriği keşfetti, Thomas Edison ampulü icat etti gibi gibi. Bunun bir sonu yok. Ancak internet gibi nispeten yeni bir teknoloji söz konusu olduğunda cevap belirsizdir. İnternet için yöneticimiz kim? Çünkü bu işi kolayca üstlenebilecek bir sürü insan var. Kime sorduğunuza bağlı olarak cevap farklı olacaktır. Ancak nedenler hala aynı derecede geçerlidir. Belki de kimin sorumlu olduğunun ardındaki hikaye icadın kendisi kadar karmaşıktır. Sadece büyük resme bakıldığında görülebilen çok sayıda hareketli parçayla doludur ve bu da çok sayıda ABD hükümeti müdahalesi içerir. Eğer durum buysa, Gore'un yorumu gerçekten bu kadar mantıksız mıydı? İnterneti icat ettiği için övgü alabilir miydi? Böyle bir sorunun bu kadar açık uçlu olmasının sebebi, internetin kendisinde açık uçlu bir teknoloji olmasıdır. Bir gecede ortaya çıkan bir şey değildi, aşamalıydı ve stabil olması gerçek anlamda nesillerimizi aldı. İnternet o kadar karmaşık ki biz bile onu tam olarak anlayamıyoruz. Sıklıkla internet ve World Wide Web terimlerini birbirinin yerine kullanırız. Ancak bunlar çok farklı şeylerdir. En basit haliyle internet birbiriyle konuşan bir grup bilgisayardan, World Wide Web ise bu bilgisayarların ne dediğini anlamak için kullandığımız yazılımdan ibarettir. Birisi internetten bir şey aldığını söylediğinde hepimiz ne demek istediğini biliyoruz. Ancak aradaki farkı bilmek, interneti ve tarihini anlamak için önemlidir. Peki, her şey nerede başladı? Sputnik, Rusya tarafından uzaya fırlatıldı ve insan yapımı ilk yörüngesel uydu oldu. O dönemler ABD ve Sovyetler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kimin daha iyi süper güç olduğu konusunda birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyorlardı. Bu durum Soğuk Savaş'a yol açtı. Savaşın bir yan ürünü de uzay yarışıydı ve Sovyetler Sputnik'i fırlattığında ABD bundan pek hoşlanmadı. Üzerinde tutmak ve ABD'nin her zaman daha iyi teknolojiye sahip olduğundan emin olmak için DARPA'yı kurdu. Savunma Araştırma Ajansı. Bir süre için işler bekledikleri gibi gitti. Ancak teknoloji daha sofistike hale geldikçe DARPA'nın hedeflerine ulaşması daha da zorlaştı. Sovyetleri gerçekten iyi bir şekilde gözetlemek ve en son teknolojiyi üretmeye devam etmek için ABD araştırma merkezlerinin birbirleriyle sürekli iletişim halinde olması gerekiyordu. Birinin 7/24 telefonda olması yeterli değildi. Bunu yapmanın tek yolu bir ağ oluşturmaktı. Unutmayın ki 1960'larda kullanıcı dostu masaüstü bilgisayarlar yoktu. Oturma odası büyüklüğünde kafa karıştırıcı ağır bilgisayarlar vardı. Bunlara ana bilgisayarlar deniyordu. Bu araştırma merkezlerinin ana bilgisayarlarının sürekli olarak birbirlerine bağlı olması sayesinde bilgi son derece hızlı bir şekilde iletilebiliyor ve DARPA çok daha fazla iş yapabiliyordu. Bu,
Licklider'ın teorileri sayesinde mümkün oldu. Licklider temel olarak sabit hatları alsak ve onlara bağlı telefonlar yerine bilgisayarlar olsa nasıl olur dedi. Licklider ve Bob Tyler sayesinde DARPA bu fikri hayata geçirmek ve gelecekte birçok kez alınacak olan ARPANET hatlarını da kiraladı. ARPANET'in yaratılması pek çok açıdan tarihin teker üretmesiydi. Eğer tarihle biraz haşır neşirseniz ilk ABD başkanlık seçiminin 2 takvim yılına yayılan tek seçim olduğunu fark edebilirsiniz. Bunun nedeni tüm oyların sayılmasının bir aydan fazla sürmesidir. Peki ya bunun nedeninin ARPANET'i yapabilmemizde aynı neden olduğunu söylesem? Telekomünikasyon. 1844 yılında bakır bir tel aracılığıyla diğer taraftaki başka bir cihaza bağlanan bir cihaz olan telgraf icat edildi. Cihazlar bu teli elektrik darbeleri göndermek ve almak için kullanıyordu. Görünürde bunlar sadece rastgele elektrik darbeleriydi. Ama ya bunun bütün bir iletişim sistemine dönüştürebilseydiniz? Ya 4 kısa darbe H harfini ya da bir uzun darbede T harfini temsil etseydi ve bu durum böyle devam etseydi? Samuel Morse, Morse alfabesi olarak bilinen bu sistemi yaratacak ve ülkenin dört bir yanına bakır teller döşeyerek insanlar ilk kez uzak mesafelerden anında iletişim kurabileceklerdi. Bu, oy pusulalarını postalamak ve elle sayılmak üzere bir araya getirmek yerine sadece telgrafla iletirebilecekti. Eskiden bir aydan fazla süren bu işlem artık sadece birkaç dakika sürüyordu. Bir telefona bağlı ana bilgisayar da benzer şekilde çalışır. Ancak bu elektrik darbeleri Morse alfabesi olarak yorumlanmak yerine protokol adı verilen bir şey olarak adlandırılır. Bilgisayarların karmaşık yetenekleri sayesinde sadece harf göndermek yerine başka bir bilgisayara ne yapacağını söyleyebilen kod satırları olan veri gibi şeyler de gönderebiliyoruz. Ancak bilgisayar verileri karmaşıktır. Daha fazla kod gibi basit bir şeyi nasıl aynı şekilde gönderebiliyoruz? Bir prizmaya ışık tuttuğunuzda diğer tarafta birden fazla renk oluşacaktır. Bilgisayar verilerinin iletilmesi de aynı şekilde. Ancak tersine. Modülasyon adı verilen bir şey nedeniyle gerçekleşir. Çok basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, modülasyon birden fazla sinyalden oluşan bir girişi boyunca ilerleyen tek bir sinyale dönüştürür. Bu sinyal daha sonra diğer tarafa tekrar orijinal haline dönüştürülür. Bunu yapmakta uzmanlaşmış makineler vardır ve bunlara modem denir. Bu noktada tek sınırlama bilgisayarların karmaşıklığıdır ve bilgisayarlar daha güçlü hale geldikçe fotoğraf gibi şeyleri de göndermeye başlayabilir. İlk ARPANET bağlantısı 30 Ekim 1969'da Charlie Klein ile Stanford Üniversitesi'nden Bill arasında gerçekleşti. Klein bile login kelimesini göndermeyi planlıyordu. L alındı. Ardından O alındı. Ancak daha sonra sistem çöktü. Bundan sonra Klein en baştan başlayarak tekrar denedi ve bir L daha gönderdi. Yani internet üzerinden gönderilen ilk mesajın kelimenin tam anlamıyla LOL olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu telefon hatlarının kullanımını gerçekten en üst düzeye çıkaran harika bir şey yaptı. Paket anahtarlama. 1A kanalının geçici olarak arızalanma olasılığı her zaman vardı. Bu nedenle birine bir dosya gönderiyorsanız ve bu arızalı kanal üzerinden geçiyorsa dosya hiç gönderilmezdi. Sadece bu da değildi. Alıcının ilk etapta bir şey gönderdiğinizden haberi bile olmadı. Paket anahtarlamanın yaptığı şey bu dosyayı alıp bir sürü küçük parçaya bölmek ve her bir parçayı A'daki birçok farklı kanaldan göndermek ve sonra diğer tarafta bunları bir araya getirmektir. Bu dosyaların A üzerinden gönderilmesini çok daha güvenilir hale getirdi. Yani en kötü senaryoda bu kanallardan biri ya da ikisi çalışmazsa dosyanın tamamı yerine birkaç parçası kaybolurdu. Alıcı bunu görebilir ve daha sonra göndericiden dosyayı tekrar iletmesini ve kalan parçaları almasını isteyebilir. Ray, ARPANET üzerinden mesaj göndermeyi kolaylaştırmak için kullanıcının adını ve kullandığı makineyi okumasını kolaylaştırmak için daha az kullanılan et sembolüyle ayıran bir mesajlaşma programı yarattı. Buna e-posta adını verdi. Yani evet, 1971'de internet, kısa mesaj ve mesaj dizileri teknik olarak vardı. Sadece üniversiteler, devlet kurumları, laboratuvarlar gibi yerlerde sınırlıydı. 1973'e gelindiğinde küresel olarak bile gerçekleşiyordu. Ancak erişimine izin veren özel bir ağ olan extranet haline geldi. Eğer daha da büyüyecekse bazı şeylerin önüne geçilmesi gerekiyordu. MIT öğrencisi Radia Perlman ağda büyük bir güvenlik olduğunu fark etti. Bir ağ ne kadar sofistike hale gelirse köprü dengeleri adı verilen ve oldukça korkutucu olabilen yollara sahip olma olasılığınız da o kadar artar. Bir köprü döngüsünde iletilmekte olan veri aslında süresiz olarak bir çemberin içinde sıkışıp kalabilir. Bir mikrofonu hoparlöre doğrulttuğunuzu düşünün. Kulaklarınız patlayana kadar gittikçe artan bir ses yaratır. Köprü döngüsü bunun bilgisayar versiyonudur ve tüm bir ağı kalıcı olarak çökertebilir. Bunu düzeltmenin ek yolu ağdaki tüm bilgisayarların yeniden başlatılmasıdır ki bu da ARPANET kadar büyük bir ağda pek pratik değildir. Neyse ki hiçbir şey olmadı. Ancak büyüdükçe Sislides ve MPL gibi diğer ağlar üzerindeki etkisi de arttı. Zamanla başka tür ağlar da ortaya çıkmaya başlayacaktı. Bilgisayarların birbirleriyle bağlantı kurmasını zaten başardık. Peki ya şimdi? Ağları birbirine bağlayabilseydik, bir çeşit ağlar arası internet ağı
yani internet. Denizaltı telefon kablolarının güzelliği sayesinde 1973 yılında MPL ve ARPANET ile bu gerçekleşti. Ancak her iki ağda çok benzer konfigürasyonlara sahip olmadıkça ağları birbirine bağlamak pek kolay değildi. Temelde hepsi farklı dilleri konuşan birden fazla insanla konuşmaya çalışmak gibiydi. Peki ya herkesin konuştuğu bir dil yaratabilseydik? ARPANET'in transfer kontrol ve internet protokollerini benimseyeceği 1 Ocak 1983 tarihinde her şey sonsuza dek değişecekti. TCP ve IP, CURF ve CAN tarafından oluşturulan bu protokoller, her bilgisayara IP adresi adı verilen kendine özgü bir numara vermek, iletim sırasında kaybolan paketleri tespit edip otomatik olarak yeniden gönderebilmek ve bir iletimin başarıyla teslim edildiğini doğrulayabilmek gibi birçok inanılmaz şey yaptı. Ayrıca kullanıcı datagram protokolü ile birlikte geldi. UDP biraz daha gevşek bir yapıya sahipti. TCP'nin aksine. Her şeyin düzgün bir şekilde iletildiğinden emin olmaya öncelik vermiyor. Bunun yerine daha çok veriyi daha hızlı iletmeye odaklanıyordu. TCP, postacının siz imzalayana kadar paketinizi size vermesi gibidir. UDP ise postacının paketinizi kapınıza bırakması gibidir. Daha yüksek hızlar elde edersiniz. Ancak bazı şeylerin kaybolması pahasına. Bu protokoller o zamandan beri internetin standart haline geldi ve bugün hala kullanılıyor. 1 Ocak 1983'te temelde bir grup intranet ve extranet'in bir araya gelerek büyük ve birleşik bir internet haline geldiği gündü. Artık internet her zamankinden daha sağlam ve güvenilir olduğuna göre onu daha kolay hale getirmenin zamanı gelmişti. Bir sunucuya erişmek için bir sürü numara yazmak yerine sadece bir isim gibi hatırlanması kolay bir şey yazabilseydiniz ne olurdu? A Bilgi Merkezi Başkanlığı Elizabeth Fanner, ARPANET ile ilgili hemen her şeyi belgelemekten sorumluydu ve esasen bir sunucunun adını ve sayısal adresini listeleyen bir telefon rehberi oluşturdu. Başlangıçta bunlar sadece ondalık sayılardı. Ancak IP adresleri ortaya çıktığında bugün tanıdığımız format olan IP adreslerine dönüştüler. Bu telefon rehberi host.txt olarak adlandırılıyordu ve ağdaki her bilgisayar otomatik olarak buna erişebiliyor. Fanner, isimlerin bilgisayarın fiziksel konumuna göre oluşturulmasını önerdi. Yani ticari için .com, devlet için .gov, ağ için .net gibi. Böylece uzun bir IP adresi yazmak yerine sadece sitenin adını ve uzantısını yazabilirdiniz. Fanner ve ekibi host naming, registry ve device protokolünü yaratmıştı. Ancak sorun şu ki bu telefon rehberi manuel olarak güncellemek zorundaydı. Alan adınızın kayıt defterine eklenmesini istiyorsanız Fanner'ın destek hattını telefonla aramanız ve sizin için eklemesini sağlamanız gerekiyordu. İnternet büyüdükçe ve daha fazla alanı kaydedildikçe bu pratik olmayacak ve bu tek dosya çok büyük olacaktı. Paul, Fanner'ın sistemini geliştirerek alan adı sistemini ya da DNS ortaya çıkaracak. Artık tek bir host dizinin yerine hepsi farklı makinelerde bulunan ve DNS sunucuları olarak adlandırılan bir grup host diziniz var. Ve bunların hepsi kendi ağlarını oluşturacak. Diğer tüm ağlar bu ağa bağlanacak ve bu dizinlerdeki herhangi bir değişiklik artık otomatik olarak yapılacak. Zamanla dünya çapında daha fazla ağ oluşacak ve internetin bir parçası haline gelecek. Pasta büyüyordu ama ARPANET'in dilimi büyümüyordu. Daha eski ve daha az etkili hale geliyordu. Ve 1989'da tamamen hizmet dışı bırakılacaktı. Ancak internetin geri kalanı hala oradaydı ve büyümüyordu. Devam etti. Bilgisayarlar daha kişisel hale geldikçe daha fazla insan onu kullanabildi. Artık sadece araştırmacılar ve bilim adamlarıyla sınırlandırılmadı. Artık internetin daha da basitleşmesinin zamanı gelmişti. İsviçre'deki nükleer araştırma tesisi CERN'de çalışan bir çalışan, verileri düzenli bir şekilde paylaşmanın ne kadar karmaşık olduğunu, hatta bilgisayarlarında hangi dosyaların olduğunu görmek için iş arkadaşlarının yanına gitmek zorunda kaldığını görünce hayal kırıklığına uğradı. Sonra aklına bir fikir geldi. Sürekli terminallere giriş yapmak yerine sadece bir düğmeye tıklayarak bilgi paylaşabileceğimiz bir program olsaydı nasıl olurdu? Bu çalışanın adı Tim Barnes idi ve daha sonra Next bilgisayarını World Wide Web adını verdiği bir programı barındıran bir sunucuya dönüştürdü. HTTP ve HTML gibi yeni teknolojiler sayesinde veriler artık köprüler içeren web sayfaları şeklinde paylaşılabiliyor. İlk web sitesi 1991 yılında halka açıldı ve bilgi her zamankinden daha bütünleşik hale geldi. Bu World Wide Web'e internet üzerinden Nexus ve en popüler olanı Mozaik gibi web tarayıcılar aracılığıyla erişilebiliyor. Gore, bu gelişen internet teknolojilerine hayran kaldı ve onu bilgi otoyolu olarak adlandırdı ve ona mümkün olduğunca geniş bir platform sağlamak istedi. 1991 yılındaki Gore, devlet okullarındaki ve hatta yerel kütüphanelerdeki çocuklara internet erişimi sağlanmasına yardımcı oldu. İnternet kitlesi büyüdükçe şirketler kar için yeni bir pazar gördüler. İnternet servis sağlayıcıları sağda solda ortaya çıkmaya başladı. Size bir modem veriyorlar. Onu telefon hattınıza veya bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Ve boom, internetiniz var. Sadece evinizdeki hiç kimsenin telefonu kullanmadığından emin olun. Ancak webde gezinme konusunda çok fazla belirsizlik olduğu için internet kullanımı için insanlardan uzak mesafe ücreti almak daha az pratik hale geldi. İnsanlardan internete girmeleri için beklenmedik bir şekilde aylık yüzlerce dolar talep etmek iş dünyasını korkutuyordu. Ta ki bir şirket eski sabit hat faturalandırma sistemini terk etmeye ve kullanıcılardan her ay aynı tutarı bir abonelik hizmeti gibi uygun bir fiyata almaya karar verene kadar. Bu şirketin adı
Amerika Online'dı ve 90'lı yıllar boyunca hisler hükmedecekti. Mozaikte hız arttırmak ve resim gibi şeylere destek eklemek için büyük değişiklikler yapılacaktı. Adı Netscape Navigator olarak değiştirilecek ve Internet Explorer ücretsiz olarak tüm Windows 95 kopyaları ile birlikte gelene kadar web taraması için altın standart haline gelecek. Netscape, Mozilla Firefox olarak yeniden markalaşmadan önce yavaş yavaş tamamen belirsizliğe doğru kaybolacaktı. 1997 yılına gelindiğinde ise 70 milyondan fazla insan çevrimiçi olacak. ARPANET ve dönemin diğer ağları üzerinde çalışanlar gibi herkes bu merkezi olmayan yapıya kendi parlak fikirleriyle katkıda bulunmaya başladı ve World Wide Web daha da güçlendi. Sonunda insanlar daha hızlı ethernet bağlantılarını benimsedi ve ardından birisi interneti radyo dalgaları üzerinden iletmek gibi parlak bir fikir ortaya attı. Bilim insanı Hedy Lamarr'ın fikirlerinden yola çıkılarak Wi-Fi doğdu ve şimdi buradayız. Çünkü Amerika Rusları kıskandı. Peki interneti kim icat etti? Hepimiz bulduk. Ve evet, Bay Gore. Buna siz de dahilsiniz. Gördüğümüz interneti o icat etti. Muhtemelen şu anda web tarayıcınızı açıp bu YouTube videosunu izleyebilmenizin nedeni de odur. ABD hükümeti inisiyatifi ele aldı. Ancak diğer herkes onu takip etti. İnternet, tanımı gereği sadece bizlerin bir araya gelmesidir. Her gün yeni insanlar bu bağı daha güçlü ve samimi tutmanın yeni yollarını bulmaktadır. Çevrimiçi kalarak dünyaya kendi fikir ve düşüncelerimizle katkıda bulunuyor ve bu devasa ve hala tamamlanmamış yapboza kendi parçamızı ekliyoruz.